Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 3-4 gün önce çıkış yapan alfa sürümde olan Rocket League Mobile'i inceleyeceğiz. Ama bunu ben kendi telefonumda incelemeyeceğim. Çünkü maalesef ne yapıp ne edip bir türlü kuramadım arkadaşlar. O yüzden Shanks'ın hesabından inceleyeceğiz. Discord'umuz olanlar Shanks'ı tanır mutlaka. Onun hesabından oyuna bakacağız. Videoya geçelim. Oyunu inceleyelim. Ama oyunu incelemeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalda da hala abone değilsiniz, 200 saniyesi ayırıp abone olmayı unutmayın. Bu gerçekten kanalın gelişimine çok fazla katkı sağlayacaktır. Ve mutlaka çekilişimize de katılmayı unutmayın. Çekilişimiz 1 Nisan'da bitiyor. Bir tane kara borsa çıkartması veriyorum. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım ve incelememize geçelim. Ve geldik Psyonix'in sonunda çıkarttığı Rocket League Mobile'a. Abi oyunun çıkışından yaklaşık 6 yıl sonra mobil versiyonu çıktı. Burada solo modları görüyorsunuz. İşte free play, rekabetçi ve ekstra modlar var. Burada arabalar var. İşte Octane yapmışlar. Ne bileyim Diestro var. Onun dışında bir tane Breakout gördüm orada. Bunların renklerini değiştirebiliyorsunuz bu arada. Ve ayrıca şurada lastikleri de görüyorsunuz. İşte Tomahawk, SLK, Stanley World ve bunların renkleri de değişebiliyor. Başlıklarımız var yine. Boost'umuz var. Onun dışında birazdan boostları da göreceksiniz. Ama şöyle bir şey var. Lastik izi işte ne bileyim müzik şeyleri o tarz detaylar yok. Ne bileyim antenleri falan. Burada işte renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Tonlarını falan. Ve Party Time gol patlaması var. Ve gördüğünüz gibi kaleler de dik konumlanmış. Yani bir nevi mobile uygun olmuş diyebiliriz. Burada Rocket Pass de var ayrıca. Yani oyunun ilk çıkış şeyine göre baya bir şey var aslında. Ve bunu da arkadaşlar erken erişim olduğunu unutmayın. Erken erişim oyunlar ne demek oluyor? Şöyle açıklayayım. Siz bir oyun yapıyorsunuz ve bu oyunu çıkartmakta kararsızsınız. O zaman bu oyunu erken erişimi açıyorsunuz ve diyorsunuz ki abi siz bu oyunu inceleyin. Hepiniz bir görün. Ona göre tepkilerinizi verin. Ben de ona göre işte tavır alayım falan. Oyunu şöyle geçtim, böyle geçtim diyorsunuz. Burada işte Rocket Pass'teki bütün eşyaları teker teker görüyorsunuz. İşte ne varmış mesela. Burada bir tane başlık var. Mesela şöyle sandıklar var. Komodo var. Bunu Nemesis diye yutturmuşlar. Ve oyundaki para da farklı bu arada. Bakın kredi değil böyle SP diye bir para var. Merk falan mesela artık Rocket Pass'ten çıkıyor burada. Biliyorsunuz normal Rocket League'de şeydi. Burada Sub-Zero var. O da Black Market olarak yine oyundaki gibi aynen konulanmış. Dominus'u görüyoruz burada yine. Onun dışında bakalım Stella, Nemesis yine Komodo aynı araba. Burada yine bir tane avatar var gördünüz. Boost'umuz var bir tane fena değil. Sparkles bu arada. Yani Secret dediğine bakmayın Sparkles boost'u. Ve oyun bu şekilde abi. Yani ana teması bu şekilde. Oynanışa da geçeceğiz sonradan. İşte buradan biriktirdiğiniz paralarla bir sürü şey alabiliyorsunuz. Gerçi şu an envanterimizdeyiz ama daha doğrusu Shanks'ın envanteri ama işte buradaki envanterinizi falan da görebiliyorsunuz. Yani demek istediğim şu. Oyun ana menü olarak erken erişime göre gayet iyi durumda şu an. Oynanışına bakacağız birazdan ama şöyle bir olayı var. Oyun çok fazla şarj yormuş diye var arkadaşlar. Ona da belirteyim. Şimdi buradan bir çıkalım. Avatarları kullanabiliyorsunuz. Burada bannerleri gördük. İşte başlıklar, title dediğimiz olay. Burada stickerlarımız var. Stickerları da hızlı sohbette kullanabiliyorsunuz. Ve ana ekranda bu şekilde. Şimdi buradan normal antrenman modu var. İşte normal futbol sahasında, basket sahası antrenman yapabiliyorsunuz. Böyle serbest bir şekilde. Aynı Rocket League gibi aslında. Yani ama sadece tek farkı iki boyutlu olması. Buradan çıkıyorsunuz. Burada da Rocket League'in size kendi sunduğu eğitim var. İşte burada gösteriyor işte temel sürüş şeylerini nasıl işte sürebilirsiniz. Buradan buraya git, şuradan şuraya git gibisinden. Baya bir şey size sunuyor yani. Gayet de güzel. Onun dışında bakalım bundan sonra bir şey gelecek mi? Ha boost basmayı gösteriyor. İşte boost basarak gidiyorsunuz. Yine oradan oraya, buradan buraya git tarzından. Bu arada tabii ki de uçmayı da öğretecek sonradan size. Ya burada aslında oyunda temel yapmanız gereken her şeyi öğreniyorsunuz. Artık bundan sonraki şeylerde rekabetçide maç atarak, işte botlarla maç atarak olmaz da İşte böyle gerçek oyuncularla maç ata ata kendinizi zorlayarak öğreniyorsunuz. Burada işte boost basma olayı var. Boost basarak işte halkaların içinden geçmeye çalışıyorsunuz. Hologram şeklindeki halkalardan. Tabi burada boost'u bitti. Shanks'ın o yüzden burada durdu. Ve bakın boost'un da cooldown'u var. Yani sağdan boost alma gibi bir şey yok abi. Boost'un süresi var. O süre içinde istediğiniz kadar basıyorsunuz. Ondan sonra zaten boost'unuz bitince cooldown'a giriyor. Cooldown'da da işte artık 5 saniye mi 10 saniye mi bir şeyler bekliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi halkaların içinden falan geçiyorsunuz. Ve eğitimi de artık böyle bitiriyor muyuz? Yok, devam ediyor. Jumping diye bir şey varmış. Ve burada oyun takılıyor. Bakalım.
Ha, devam ediyormuş. Tamam, burada double jump'ı falan öğreniyorsunuz gördüğünüz gibi. Ya oyunda şey de var yani, aslında normal Rocket League gibi ama sadece iki boyutlu versiyonu. Burada Rocket League'deki mekaniklerin çoğunu da yapabiliyorsunuz. Tabii iki boyutlu versiyon el verdiği sürece, ne bileyim işte onlar mesela flip reset olur, ne bileyim musty flick olabilir ya da başka flickler olabilir. Burada yani çoğunu yapabiliyorsunuz. Ben gördüm yapanları yani. Eğer bulursam resimlerini ya da videolu olarak da gösteririm. Ve eğitimde artık bu şekilde bitiyor mu? Ve bitiyor. Aynen. Burada da işte free play var ve eğitim kısmı bu kadar. Şimdi geldik oynanış kısmına abi. Bir tane maç buldum sizler için ve bu maçı izleyeceğiz abi. Görüyorsunuz burada grafikler gerçekten kötü değil abi. 60 FPS bir maç bulmaya çalıştım. Şimdi abi şu anda online bir oyundayız. 2v2. Bakın millet ne kadar iyi oynuyor. Tabi bunlar ilk oyuncular olduğu için. Ve görüyorsunuz işte adam air dribble falan yapıyor. Baya güzel bu arada oyun. Gerçekten zevkli. Ya bilmiyorum, bazı arkadaşlarımız yorumda çöp demişti oyunu ama ben hatta post paylaştım mı videosu gelsin mi falan diye. Oo, adam flip reset mi yaptı lan orada? Abi bir şey diyeyim mi, oynanışı gerçekten bu arada keyifli. Hani bazıları şey diyor abi kafa topunun aynısı gibi işte arabalı versiyonu gibi falan diyor ama değil abi yani. Yani Rocket League kültüründen de uzaklaşmamış bir oyun. Ama dediğim gibi iki boyutlu olması tabii ki de oyunu bayağı bir farklı kılıyor. Onun dışında ama ya gerçekten izlediğiniz zaman oynamak istiyorsunuz abi. Şöyle baktığınız zaman özellikle 2v2 versiyonu için söyleyebilirim. Tabii millet daha da oynaya oynaya bu oyunda ustalaşacak. Şu an bu arada dediğim gibi Avustralya'ya çıktığı için herkes ya VPN indirerek oynadı ya da şey yaparak oynadı. Ha bu arada o konudan da bahsedeyim çok kısa arkadaşlar. Ben niye oyunu indiremedim ve siz nasıl oyunu indirebilirsiniz? Ondan da çok kısa hemen bahsedeyim. Şöyle indireceksiniz arkadaşlar. Bir tane VPN uygulaması bulacaksınız Avustralya'ya bağlanan. Ben mesela Australian VPN diye bir tane VPN indirdim Google Play Store'da. VPN ile Avustralya'ya bağlanıyorsunuz, tamam mı? Bu aşamayı yaptık. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ondan sonra Google Play'de sıfırdan bir hesap açıyorsunuz ve VPN hala açık kalacak. Sıfırdan bir hesap açıyorsunuz, hesabı kuruyorsunuz, Avustralya VPN açık olacak dediğim gibi. Ondan sonra hesabı kurduğunuz zaman Google Play'deki bütün verileri temizliyorsunuz. Bütün verileri. Geliyorsunuz uygulamalara, ayarlardan Google Play, bütün verileri temizlediyorsunuz. Ondan sonra Google Play'e giriş yapıyorsunuz ve o kurduğunuz hesapla giriş yapıyorsunuz Google Play'e. Buraya kadar da tamam. Ondan sonra Google'a yazıyorsunuz. Bu arada VPN hala açık bu anlattığım adımlarda. O yeni hesabınıza Rocket League Site Swipe yazıyorsunuz ve çıkması lazım. Bende çıkmadı, o yüzden indiremedim. Ben gittim Blue 80 dedim, olmadı. İşte tabletimden dedim, olmadı. Ya 5-10 tane hesap kurmuşumdur. 10 tane değil de 5 tane rahat hesap kurmuşumdur. Hiçbirinde olmadı arkadaşlar. İşte Google Play'in kendi Chrome'unda gözüktü. Chrome tarayıcısında uygulamasında gözükmedi falan gibi bir sürü hata oldu. Ya böyle hatalar bende oldu. Ben her yolu denedim, olmadı. Yani olacak diye bir garantisi yok. Ama adımlar bu şekilde. Olmuyorsa onun dışında Blue 80 deneyebilirsiniz. Blue 80 diye bilmiyorsanız Android uygulamalarını bilgisayarda açabileceğiniz bir emülatör diyelim. Oradan indirebilirsiniz. Yani olana kadar deneyin abi. Olacak diye bir şey yok. Ben de olmadı. Zaten burada yalan söylemeye de gerek yok. Olmadı. O yüzden de sizlere buradan işte şansın oynayışından göstermeye çalışıyorum abi. Şimdi geldik. Burada basketbol modumuz var bir de. Bu arada oyunda şöyle söyleyeyim. Takas yapılmıyormuş. Onu da denedik. Takas için de herhalde belli bir aşamadan sonra getirirler takası diye düşünüyorum. Zaten oyun erken erişimde olduğu için takasın gelmemesi normal. Bu arada basketbol modu daha zevkli gibi. Yani çünkü oyun iki boyutlu olduğu için. Uf, adam baya güzel atıyordu lan. Attı mı? Attı. Helal olsun. Basketbol modu bu arada daha zevkli gözüküyor. Çünkü oyun iki boyutlu olduğu için dediğim gibi basketbol modu daha iyi iş abi. Çünkü futbolda kaleyi dik konumlandırıyorsun. İşte rampa çıkarak gol atmaya çalışıyorsun falan. Baya bir değişik bir mekanik yapmışlar orada ama basketbol temiz gözüküyor. Yani bunu kurtarır bu arada. Aa, kurtarmadı. 2 yediler. Bu arada maçlarda dikkat ettiyseniz 2 dakikalık abi. Onu da söyleyeyim. Maçı da biraz izleyelim. Bu arada bizim eleman bayağı iyi oynuyor ya. Oyunu falan bayağı çözmüş. Ve bu elemanın da pingi yok anladığım kadarıyla. Herhalde Avustralya'da yaşadığı için. Bu arada şu anki oynanışı farklı birinden gösteriyorum. Anım önündeki şeyleri de şanstan göstermeye çalışmıştım. Ve adamlar direkt FF verdi abi. Bakalım devam edecek mi? Burada işte yine Rocket League'de olduğu gibi ana ekranda falan dans edebiliyorsunuz. Rocket Pass level'ı falan var görüyorsunuz burada. Ve ranklarımız var. Bronz 1'e atmış elemanı. Bu arada bronz
Tamamen şöyle söyleyeyim, farklı bir rank olmuş. Ya bronz 4, bronz 5'e kadar gidiyor, öyle söyleyeyim. Yani bronz 3'te bitmiyor ve adamımız görüyorsunuz Rocket Pass'te bayağı ilerlemiş ve bir tane unicorn almış. O zaman son bir basketbol maçıyla daha videoyu bitirelim. Ben de şöyle videoda anlatmadığım şeyleri düşünmeye çalışayım. Size nasıl kuracağınızı zaten söyledim arkadaşlar. Onun dışında eğer hata alıyorsanız, yani VPN açık olduğu halde kuramıyorsanız, belki bir hesap değiştirme deneyin. Başka hesapla girin. Onun dışında Google Play'de hesap ayarlarına bir bakın. Avustralya'da gözüküyor musunuz diye. Onun dışında olmuyorsa zaten olmuyordur. Bu arada grafik ayarı da var. Gördüğünüz adam grafik ayarladı. Ben de konuşurken atladım oraya. Abi ben şunu söyleyeyim oyun hakkında. Oyun güzel abi. Bu arada hani bazınız çöp dedi, şunu dedi, bunu dedi ama kişinin kendi görüşü tabii ki de. Ben oyunu beğendim abi. Bu arada görüyorsunuz oyunda top kamerası diye bir şey yok. Sizin olduğunuz yöne doğru araba gidiyor. Adam bu arada grafikleri ayarlıyor. Bakın lava çekti grafikleri. Baya böyle bir daha kötü bir grafik oldu. Ama yine oynanıyor mu? Oynanıyor. Uf, çok güzel gol attı lan adam. Baya güzel gol attı. Bu arada bu adam olayı çözmüş abi. Oyunu etüt etmiş bildiniz ya. Şimdi buradan ne yapıyor? Bakın FPS'yi sabitleyebiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Bizimkiler parçalıyor ya, bayağı atıyor. Burada Quick Chat'ten falan bir şeyler de yazabiliyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi oyuna şu anlık takas yok. Arkadaşlarınızla beraber özel maç atabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Özel maç olayı var. Arkadaş ekleme olayı var. 3v3 yok. 1v1 var. 2v2 var. Onun dışında basketbol modunda yine aynı modlar devam ediyor. Rocket Pass var ve oyun tabii ki de bambaşka bir oyun. Burada işte game settings'i gösteriyor. Buradan low, medium, high diye ayarlayabiliyorsunuz grafiği. İşte buradan VSync falan var. Onu açabiliyorsunuz. Onu gördünüz. FPS sabitlenebiliyor. Burada işte ranked modlarını görebiliyorsunuz. Rekabetçi modları bu arada Hoops'ta sadece 2v2 varmış. Ha, onu gösterdi adam az önce. Yani rekabetçi modları şu anlık 1v1, 2v1 ve basketbol 2v2 abi, bu şekilde. O zaman videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Eğer video beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı unutmayın. Ve bu tarz daha fazla işte Rocket League ile alakalı güncelleme videolarını daha mı istiyorsanız ve kanala da hala abone değilseniz, 200 saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu gerçekten topluluğun büyümesine ve kanalın katkısına çok yardımcı olacaktır arkadaşlar. Onun dışında çekişimiz var, ona da katılmayı unutmayın. Ve dediğim gibi Rocket League Mobile ile alakalı sorunuz varsa her türlü yorumda sorabilirsiniz. Bunu bir tartışalım. İşte oyunu kuramadıysanız falan ben yardımcı olmaya çalışırım yine sizlere. O zaman şimdilik benden bu kadar olsun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.